Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlar, bize hastalığımızdan gelen sorular sonucu topladığımız bir özet. Bunların çok önemli olduğuna inandığımız için bunları size ulaştırmak istiyoruz. Öncelikle tüp bebek tedavisinde kullanılan sperm ve yumurtalar daima sorulmakta. Sperm ve yumurtalar hep sizin sperm ve yumurtalarınızdır. Eğer sizden, eşlerden herhangi birinden sperm ya da yumurta çıkmazsa tüp bebek tedavisi uygulanamaz. Bu kanunen de Türkiye'de yasaktır. İkinci bir soru, tüp bebek tedavisinde en fazla kaç kez uygulanabileceği sorusu. Tüp bebek tedavisinde herhangi bir limit yoktur. Ama 5-6 kez uygulamaya kadar şanslar yüksek giderken, 6. uygulamadan sonra yapılan istatistiklerde şansın biraz daha azaldığı görülmüştür. Onun için genellikle 6.'dan sonra kişinin isteği dışında doktorlar tarafından çok önerilmez. Kaç gün sürdüğü sorulmakta sık sık. Tüp bebek tedavisi yeni yöntemlerle antagonist tedavi dediğimiz tedavide yaklaşık 15 gün içinde tamamlanmaktadır. Ve bu 15 gün içinde bir hanımın merkezi yaklaşık 6 defa, bir erkeğin de merkezi yaklaşık 1 defa ziyaret etmesi genelde yeterli olmaktadır. Tüp bebek tedavisi çok pahalı bir yöntem midir? Hayır, eskisine göre tüp bebek tedavisi çok daha ucuzlamıştır ama bugün gene bir miktar tutmaktadır. Fakat gebelik oranlarına bakarsanız tüp bebek tedavisinin efektif, verimli bir tedavi olduğu ortaya çıkacaktır. Varikosel bir infertilite sebebi midir? Çok sık sorulmakta. Varikosel, üroloji derneklerinin de öne sürdüğü gibi 3 aşamada değerlendirilir. Yani 3 derecesi vardır. 1. ve 2. derecelerde genellikle ameliyat önerilmez. 3. derecede de hastanın sağlığı için ameliyat önerilir. Yani tüp bebek tedavisine girecek bir kişi illaki varikosel ameliyatı olmak zorunda asla değildir. Sperm analizinde sperm bulunmaması her şeyin sonu mudur? Hayır, bizim mikrotese dediğimiz mikroskop altında yumurtalıklardan sperm aradığımız yöntemle de sperm elde edilip rahatlıkla bir tüp bebek tedavisi yapılabilmektedir. Tüp bebek tedavisi sonrası çocuğum dünyaya geldi, acaba anormal mi olacak? Bu soru da çok sorulmakta. Hayır, çocukların tüp bebek tedavisi sonrası normal yolla gebek alınmış bir gebelikten oluşan bir çocukta hiçbir farkı yoktur. Ne zeka yönünden, ne fizik yönünden, ne psikolojik yönlerden. Bunun dışında cinsiyet belirlenebilir mi? Bu soru da çok gelmekte. Evet, yöntem olarak biz preimplantasyon genetik tanığı dediğimiz yöntemle embriyolarda cinsiyet ayrımı yapabiliyoruz. Ama bunu yaptığımız tek yer, eğer cinsiyete bağlı geçen bir hastalık, yani tıbbi bir zaruret varsa, yoksa istek üstüne hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı uygulamamaktayız. Tedavide kullanılan ilaçlar kanser yapar mı? Bugüne kadar yapılan bir sürü büyük çalışmada, 20 bin hanım üzerinde yapılan çalışmada bu tip ilaçların kanseri artırıcı etkileri görülmemiştir. Miyomlar infertilite sebebi midir? Miyomlar genellikle büyüklüklerine çok bakmaksızın yerleşim yerleri dolayısıyla, yani rahimin iç yüzü de endometriyuma baskı yapan miyomlar, evet, infertilite sebebi olabilirler. Mevsimsel gebelik oranlarında değişiklik olur mu sorusu? Hayır, bizim tüp bebek tedavilerimizi yaptığımız laboratuvarlar dış mevsim etkilerinden tamamen arındırılmış ortamlar olduğu için bizde herhangi bir mevsimsel değişiklik görülmemektedir. Ve son soru, çok sorulan, çok istismar edilen bir soru. Tedavi sonrası yatmak, uzun süreli yatmak gerekli mi? Hayır, asla gerekli değildir. Bizim merkez olarak önerimiz, transfer günü embriyolar sizin rahiminize yerleştirildikten sonra aynı gün istirahat etmeniz, ondan sonraki günden itibaren normal yaşantınıza dönmenizi tavsiye ediyoruz.